6,5 büyüklüğünde bir deprem ve yerle bir olmuş bir bina enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılar. İstanbul Bayrampaşa'da böyle bir afetin gerçeği aratmayan tatbikatı yapıldı. Tatbikat da olsa deprem ve yüzleşme senaryosu İstanbulluları korkuttu. ...6,5'lik depremde çöken binanın enkazındayız şu anda. Bu bile insanın tüylerini ürpertiyor. Bu enkazın altında yaralıların olduğu biliniyor. Canım yanıyor, kurtarın beni. Bayrampaşa'da zamanla yarış vardı. Çöken bir bina, enkaz altında kalanlar. Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Enkazın her yerinde kurtarma çalışması var. Bakın işte bu noktada da ekipler çalışıyor. AFAD ekiplerinin yanında K9 köpekleri de var. Şu anda bir yaralı olduğunu tespit etti K9 köpeği ve o yaralıyı enkazdan kurtarmak için ekipler hemen harekete geçecek. AFAD ve Bayrampaşa kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için harekete geçti. Sismik dinlemeyle yerleri tespit edilen 3 yaralının şu anda enkaz altından çıkarılma çalışmaları başlıyor. Ekipler enkaza girdi. Sanki gerçekten de bir deprem olmuş ve deprem sonrası ekipler o yaralılara ulaşmaya çalışıyor gibi aslında. Tatbikatta kullanılan bina enkazı gerçek bir depremden çıkmışçasına öyle bir görüntüsü var ki gerçekten ürkütücü. Ürkütücü, korkunç bir şey. Molozlar kaldırıldı, yaralıların sesi duyuldu. İşte bu noktada yaralıya ulaşıldı. Bakın, molozların altındaki yaralıyı kurtarmaya çalışıyor şu anda ekipler. Enkaz altında sıkışan o çocuk ekipler tarafından kurtarıldı ve sedyeye alındı. Şimdi elden ele görevliler tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere ambulansa taşınıyor. En üst katta mahsur kalanlar da nefes kesen bir operasyonla tahliye edildi. Bayrampaşa'daki deprem tatbikatı gerçeğini aratmıyor. Neredeyse her şey birebir, özellikle kurtarma çalışmaları şu anda işte. O binanın ikinci katında bir yaralı var ve ekipler içeride mahsur kalanları sedye ile halatlar yardımıyla aşağı indiriyorlar. Tatbikat İstanbullulardan da tam not aldı. Güzeldi. Faydalı şeyler öğrendik. Yaralı indiriyorlar yine.